tüm dünyada 600'ün üzerinde unicorn mevcut. Türkiye'de girişimcilik bir taraftan zor. Bu kısa bir yolculuk değil, uzun bir yolculuk. Bizi de durdurabilir ki. Unicorn aslında startup camiasında 1 milyar dolar değerlemeyi geçen startuplara deniyor. Tüm dünyada 600'ün üzerinde unicorn mevcut. Türkiye'de ise bu yıl ikinci unicornumuzu çıkardık. Son geçtiğimiz dönemde Getir'in yatırımıyla beraber yaklaşık 2.6 milyar dolarlık bir değerlemeye gelmişti. Geçtiğimiz sene Peak Games 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga'ya satıldı. Şu an unicorn olmuş Getir gibi Peak gibi girişimlerimize dair söyleyebileceğim çok fazla şey yok. Neden? Çünkü söylenmesi gereken önemli şey onlarla gurur duyduğumuz. Aslında bizim gibi girişimciler için çok büyük ve güzel örnekler. Baktığımızda daha açıklanmayan ama unicorn statüsünde olan birçok şirket var Türkiye'de. Son birkaç yıl içerisinde aslında giderek neredeyse katlanarak artan bir başarılı şirket hikayeleri duymaya başladık. Bizde çıkan girişimlerin büyüyebilme potansiyelleri ve iş modelleri aslında dünyada o yüzlerce milyon dolarlık şirket değerlere ulaşan pek çok şirketten daha iyi olduğunu görüyoruz. Mutlu Bey 2014 yılının Kasım ayında kurulan bir şirket aslında. Yaptığımız şey çok basit. Evine, eviyle alakalı hizmetler arayan insanlarla bu hizmetleri sunan insanları buluşturan bir platform yarattık. 6 milyon dolar civarında bir yatırım aldık. Önümüzdeki dönemde bunu arttırmayı tabii ki düşünüyoruz. Insider olarak 2013 yılında kurulduk. Kuruluş amacımız aslında tüm dünyaya Silikon Vadisi dışından da çığır açan teknoloji şirketlerinin, yazılım şirketlerinin kurulabileceğini göstermek. Yaptığımız şey aslında ya da yaratmaya çalıştığımız değer ise yapay zeka ve aynı zamanda makine öğreni gibi teknolojileri online tarafta e-ticaret şirketleri için ya da diğer işletmeler için, online işletmeler için kişiselleştirme deneyimi yaratarak kullanabiliyor olmalarını sağlamak. Bugüne kadar toplam 50 milyon dolarlık yatırım aldık. Reinge'nin temelleri aslında 2012 yıllarında Tatvan'daki bir köy okulunun çatısında atıldı. Ne yapıyoruz? Enerji sektöründe aslında dijitalleşmeye yönelik bir altyapı çözümü sağlıyoruz, bir yazılım sağlıyoruz. Bugüne kadar toplam 1.1 milyon dolarlık yatırım aldık. Hepsinde beklentimiz iyi senaryolarda 30 ila 100 kat arasında aslında getiriler elde ettiğimiz, yani koyduğum bu şirketlerin her birinin 100 milyon ve dolar üzerinde değerlere ulaştığı girişimler yaratmak. Biz de aslında o yolda, önümüzdeki 5 yıllık planda unicorn olma yolunda hedefliyoruz. Bizim hedefimiz Silikon Vadisi dışında da çığır açan teknoloji şirketlerinin çıkabileceğini bütün dünyaya göstermek. Unicorn olduğumuzda da biteceğini düşünmüyorum. Çünkü bunun işte bir sonrası Decacorn. 10 milyar dolar üzeri bir değerlemeye geldiğinizde de Decacorn alıyorsunuz. Bu böyle bir yolculuk olacak. Biz oraya gelene kadar bakalım daha nasıl farklı terimler çıkacak diye düşünüyorum. Ama dünyaya bakarsak, Türkiye'ye bakarsak da gelişen ekonomi aslında şeyi getiriyor. Bir taraftan rakamlar büyüyor, diğer taraftan o yüksek şirket değerlerine ulaşma süresi daralıyor. Bu sinyali okuyabiliyorsanız Türkiye'de aynı şey gerçekleşecektir. Yani bu değerlere ulaşan şirket sayısı artacaktır ve bu değerlere artık görece her seferinde daha kısalan sürelerde ulaşılacaktır. Bu da bir yatırımcı için gayet güzel bir haber. Bu kısa bir yolculuk değil, uzun bir yolculuk. Her işte olduğu gibi aslında çabuk başarılar, çok hızlı başarılar beklememek lazım. Unicorn olmak için aslında o alanda hızlı olmak gerekiyor. Yatırım almak şart değil ama yatırım alarak hızlanmak oldukça değerli. Bence girişimcinin daha hızlı başarılı olması için birinci günden global olması gerekiyor. Bu garanti bir konu. Unicorn olmak için aslında globale yönelik bir çözümle gitmek, sunduğunuz çözümle büyük bir değer yaratmak gerekiyor. Şu anda Getir'in Avrupa'daki pek çok ülkede, şehirde hızla büyümeye başlaması ve gerekli yatırımları bulabilmesi aslında Türkiye'de ürettiği çözümden kaynaklanıyor. Kimse bu problemin farkında değil miydi? Farkındaydı. Girişimcinin aslında çok daha büyük bir pazara erişebileceğini bilmesi ve kendini aslında belli zincirlerle sınırlamaması gerekiyor. Aslında yerel pazarlar, yani dünyada hangi ülkede olursanız olun belli bir sınırı olan pazarlar. Yani bugün Amerika ve Çin ölçeğinde
farklı bir ülkedeyseniz, onların dışında bir ülkedeyseniz global açılmak zorundasınız. Eğer bir unicorn olmak istiyorsanız ya da şirketi büyütmek istiyorsanız bulunduğunuz pazarın dışına çıkmanız gerekiyor. Global ölçekte bir çözüm yaratmanız gerekiyor. O yüzden büyük coğrafyaları hedefliyor olmak gerekiyor. En çok aradığımız ve sorduğumuz, istediğimiz şey de bu zaten. Global teknoloji girişimi olabilmenin bence önemli destekler gerektirdiğini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Türkiye'de girişimcilik bir taraftan zor. Bence en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi bilgi. Ama nasıl bilgi? Deneyimden gelen bilgi. İkinci önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de tabii ki kaynak. Yani aslında para dediğimiz konu. Sermayeye erişim bütün girişimler için Türkiye'de halen devam eden büyük problemlerden biri. İlk yatırımı alabiliyorsunuz ama biraz daha büyüdüğünüz zaman daha büyük yatırımcı bulmak biraz zorlaşıyor Türkiye'de. Yatırım almak şu demek, 6 yılda gidilecek yere 6 ayda gidilebilecek bir kapital almanız gerekiyor. Bu aldığınız kapitalle beraber daha hızlı gitmenizi sağlıyorsunuz. Ne kadar hızlı giderseniz de değerleme o kadar artıyor, paraya ihtiyaç o kadar artıyor. Bu iş aslında para aktıkça büyüyor. Daha çok para geldikçe daha çok değer yaratılıyor. Hala Seri B'ye yani growth dediğimiz yani büyüme dediğimiz stage'e yatırım yapan çok fazla şirket yok. Hala bir girişimin hayata geçirmesi için ilk fikir aşamasından ilk satışları yapana kadar dönem dediğimiz yani o tohum aşaması orada çok fazla yatırım yapan ve o süre içerisinde fikri olarak girişime destek olan accelerator dediğimiz yani hızlandırıcı kurumlar yok. Çünkü venture capital ya da girişim sermayesi sektöründe aslında sermayemiz hala dünyadaki örneklerine göre sığ. Dolayısıyla girişimciler için evet sermaye erişim bir problem. Ülke olarak zaten belli zorluklarımız var. Yani hem işte ekonomik problemler, işte döviz dalgalanması. Sonuçta teknolojik bir şey yapıyorsanız dövizle ilişkiniz var demektir. Girişimciyseniz nakit akışınız çok kritik. Dolayısıyla nakiti doğru yönetmek Türkiye'de biraz zorlaşıyor. Ama öte yandan fırsat da şu, boş bir alandayız, hızlı büyüyen bir ülkeyiz, genç nüfusumuz büyük, büyük pazarlara yakınız. Potansiyel çok, sadece pozisyon almak biraz zor içeride. Etrafını, dünyayı iyi okuyabilen bir insan aslında burada çok ilginç, çok güzel çözümler üretip burada da özgün bir şekilde ve çok da fazla rekabetle uğraşmadan aslında bu işleri büyütüyor olabilir. Türkiye'nin girişimci yetiştirmek ve unicorn potansiyeli girişimci yetiştirmek açısından çok böyle potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu düşünüyorum. Neden potansiyeli bir pazar? Girişim potansiyelimiz yüksek çünkü Türkiye'deki genç girişimcilerin Avrupa'daki girişimcilere göre girişimcilik endeksine bakıldığındaki oranları çok daha yüksek. Bu da aslında şeyden ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Daha az iş fırsatı var, daha az gelir var. Ama akıllı ve iyi eğitim alabilen bir genç nüfusumuz var. Hani hayatta kalabilme, survival derler ya onun İngilizcesinde. Survive edebilme, hayatta kalabilme bence içgüdümüz çok fazla kuvvetli. Adaptasyon kabiliyetimiz yüksek. Bu pazar içerisinde üretilen, çıkarılan bir ürün ve hizmetin bize benzeyen başka ülkelerde hızla büyütülmemesi için hiçbir neden yok. Türkiye gibi ülkeler gelişmekte olan piyasalarda giderek büyüyen ekonomileri, genç nüfusu ve ekonominin değişen ihtiyaçları çerçevesinde aslında yepyeni fırsatlar yaratıyor. Bütün bu kırılganlığımıza, bütün bu yaşadığımız şeylere rağmen burası yatırım için iyi bir alan. Ekonomisinin teknoloji ve yazılım tarafından da aslında büyütülebildiği bir ülke haline gelmek, dolayısıyla bir girişim ülkesi ve milleti haline gelmek bence bizim yaratmamız gereken bu ülke için en önemli değer. Biz neleri arıyoruz? Bizim yatırım önceliklerimiz öncelikle insan hayatına pozitif şekilde dokunan ve anti kırılgan diye adlandırdığımız krizlerde pozitif şekilde ayrışan sektörlerdeki girişimler. Bunlar sağlık, eğitim, finansal ve dijital kapsayıcılık, tarım ve gıda zinciri ya da tüketicinin, piramidin orta ve alt sınıfındaki tüketicinin ihtiyacı olan servisleri veren, üreten dijital ağırlıklı şirketler aslında yatırım yaptığımız şirketler. Belli dönemlerde oldukça zordu Türkiye'de yatırım almak ama gün geçtikçe hem Türkiye'deki fon sayısı artıyor hem de girişimcilerin yaklaşımı değişiyor. Onların yaptığı yatırımlar yanlış ya da doğru bu ekosistemi daha fazla büyütecek ve çakları daha fazla çevirecek. Daha fazla yatırım yapmaları, belki daha fazla yanılmaları ama bu sayede ekosistemi daha fazla beslemeleri dolayısıyla
İleriki zamanlarda daha fazla getiri elde etmeleri lazım. Bence girişimcilerdeki cesaretin aynısı, büyük bir kısmı, belki bazen daha fazlası yatırımcılarla da olmalı. Doğru ölçeklendirilebilecek, birim ekonomisi dediğimiz bölümde sattığı ürün ve hizmetin bugün 10 tane satarken 5 yıl sonra 100 bin tane, 1 milyon tane ya da 10 milyon tane sattığında da aslında benzer bir kar marjıyla devam ettirilebilecek ve bunu büyük yatırımlar olmadan devam ettirebilecek bir iş modeliyle çıkıyorsa karşımıza, ki var böyle iş modelleri, bu durumda o işlere yatırım yapmamak söz konusu değil. Tabii ki de rakamlar, tabii ki de şirketin başarı metrikleri çok kritik. Ama günün sonunda önce yatırımcılar da şuna bakıyor. Bu insanlar bu işi yapabilirler mi? Yapabilirlerse yapma konusunda ya da yolda karşılaştığı zorlukları aşma konusunda ne kadar inanç ve azim sahibiler, bence ona bakıyorlar. Altını rakamlarla doldurabildiği şekilde girişimcinin bu yüksek hedeflerinin ve isteğinin olması aslında en önemli aradığımız ve görece eksik bulduğumuz şey. Başarılı olan, o milyar dolarlık çıkışları yapan bütün bu Türk girişimlerinde de baktığınızda aslında gizli sos bu. Arka tarafta o yüz binlerce kişiye eriştirebilecek, büyümeyi sağlayacak operasyonu yaratabilme isteği, enerjisi, aurası o girişimcilerde var. Bugüne kadar aldığımız bütün yatırımlarda ki en önemli faktör bence bize baktıklarında o inancı, tutkuyu ve azimi görmeleri. Bence önemli 3 sebep bu. Aslında girişimcinin motivasyonu para kazanmak değildir. İkinci aşamadadır ya da çoğunda. Yani o heyecan, o işte yeni bir teknoloji yaratmak, olmayanı ortaya çıkarmak aslında büyük motivasyon. Ama hep akıllarına bence şu soruyu getirmeleri lazım. Bizi durduran ne? Bizi durduran hiçbir şey yok. 2024-25 yılları geldiğinde aslında biz Türkiye'de bol bol 100 milyon dolar üzerinde çıkış görmeye başlayacağız. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'de girişim ekosisteminde yapılan yatırımlarda gayet iyi getiriler elde edenler olacak. Bence 2020'ler de Türkiye'nin yılları olacak. Bizi de durdurabilir ki.